sevgili arkadaşlar. Bugün Tanzimat dönemiyle başlayacağız. En son videoda dalma dönemi saat hareketlerine başlamıştık. İkinci Mahmut dönemini anlattık ve şimdi Tanzimat dönemiyle devam edeceğiz. Tanzimat dönemi dediğimiz dönem 1839 Tanzimat Fermanı'nın ilanıyla başlayan 1876 birinci meşrutiyet dönemine kadar geçen kısmı içeriyor. Arkadaşlar bu dönemde iki tane önemli padişahımız var. Abdülmecit, Abdülaziz. Hatta sonunda bir 5. Murat var ama çok kısa bir dönem olduğu için onu bu anlamda içeriğin içine çok da dahil etmiyoruz. Önce kiminle başlıyoruz? Önce Abdülmecit'le başlıyoruz. Sevgili arkadaşlar, Abdülmecit'in iki önemli fermanı var. Dilerseniz önce onları anlatarak başlayalım. Arkasından Abdülmecit döneminde yapılmış diğer yenilik hareketleriyle devam ederiz. İlk olarak karşımıza çıkan Tanzimat Fermanı, namı diğer Gülhane-i Hattı Hümayun, 1839'da ilan ediliyor. Niçin Gülhane-i Hattı Hümayun ismiyle geçiyor? Çünkü Tanzimat Fermanı dediğimiz fermanı Gülhane Parkı'nda okuyor. Kim okuyor? Dönemin Hariciye Nazırı, Dışişleri Bakanı Mustafa Reşit Paşa. Ki kendisi zaten bu fermanın hazırlanmasında da önemli bir isim. Geçiyor Gülhane Parkı'nı, açıyor Hattı Hümayun'u ve işte bundan gayri Müslüm, gayrimüslim denktir diye başlıyor. Bundan gayri vergi gelir esaslanacaktır diyor. Askerlik cümlenize vatan borcudur diyor. Gülhane Parkı'nda açıp okunduğu için ne diye geçiyor fermanın diğer adı? Gülhane Hattı Hümayun'u diye geçiyor. Hattı Hümayun kavramını size daha önce Kütürgarp'ta anlatmıştım. Ne demekti Hattı Hümayun? Halkın haklarının halka duyurulduğu belgeydi. Değil mi? Arkadaşlar dönemin padişahı Abdülmecit. Yalnız şuradan başlamak istiyorum. Bakın çalışma direkt Abdülmecit döneminde başlamış bir çalışma değil aslında. Çalışmanın öncesi var. Çalışmanın ilk başlangıcı pek geçmez ama 2. Mahmut döneminde başlamıştır. Çalışmanın temeli 2. Mahmut döneminde başlamıştır. İlanı kime nasip olmuştur? Abdülmecit'e nasip olmuştur. Diyeceğim şu, bakın herhangi bir soruda Tanzimat Fermanı'nın hazırlanmasında ve ilanında deyip öncül koyar. Öncül koyar. İşte 1. 2. Mahmut. 2. Abdülmecit. 3. 5. Murat. Veya Abdülaziz gibi bir şey koyarsa hazırlanmasında ve ilanında derse kimi de almanızı istiyorum? 2. Mahmut'u da almanızı istiyorum. Ama şıkka döker tek de sorarsa doğrudan kimin dönemi? Abdülmecit dönemidir. Arkadaşlar fermanın ilanında fikir akımı olarak Osmanlıcılık etkilidir. Neden Osmanlıcılık etkilidir? Batıcılığın da etkisi var ama temeli Osmanlıcılıktır. Neden Osmanlıcılık etkilidir? Çünkü bu fermanda hem Müslümlere hem gayrimüslimlere haklar tanınmıştır. Hem Müslüm nüfusa hem de gayrimüslim nüfusa haklar tanınmıştır. Osmanlıcılık dediğimiz fikrin temelinde de zaten ne var? Osmanlı halkı arasında dil, din, ırk, mezhep ayrımı yapmaksızın herkesin eşit kabul edilmesi, herkese eşit hak tanınması yok mu? Bu anlamda Osmanlıcılıkla bağlantılı. Arkadaşlar daha önce size siyasi tarihi anlatırken bir cümle kurmuştum. Dedim ki, sevgili dostlar, Osmanlı'da yenileşme hareketleri son dönemde siyasi olaylara paralel, bağlı götürülmüştür demiştim. Değil mi? Ne demiştik orada? 1839 Tanzimat Fermanı Mısır sorununda destek arayışı var demiştik. 1856 Islahat Fermanı Paris Barış Konferansı'na denk getirilmiştir. Burada destek arayışı var demiştik. 1876 birinci meşrutiyet İstanbul Tersane Konferansı'na Balkan bunalımına denk getirilmiştir. Tesadüf değildir demiştik. Demek ki bu fermanın ilanında hangi siyasi olayda destek arayışı vardır derse Mısır sorunu veya Londra Konferansı'nda destek arayışı arkadaşlar fermanın ilanına etki etmiştir. Tekrar belirtiyorum, bakın bu fermanın hazırlanmasında ve ilanında devlet adamı olarak en etkili isim de dönemin Hariciye Nazırı yani Dışişleri Bakanı Mustafa Reşit Paşa olmuştur. Peki içeriğinde neler var? İçeriğinde neler var? Birincisi, arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde herkes kanun önünde eşittir diyor. Çok önemli, dikkat. Osmanlı Devleti'nde herkes kanun önünde eşittir diyor. Padişah dahil herkes arkadaşlar. Bakın padişah dahil herkes. Bu şu yüzden önemli. Sorusu da gelirse şöyle gelir. Osmanlı Devleti'nde hukuk üstünlüğünün kabul edildiği ilk olay
ya da Osmanlı Devleti'nde hukuk üstünlüğü ilkesinin geçerli olduğu ilk olay derse işte burası. Bu maddeyle Osmanlı Devleti'nde ilk kez hukuk üstünlüğü ilkesi benimsenmiştir. Padişah dahil herkes kanun önünde eşit kabul edilmiştir. Arkadaşlar, mahkeme kararı olmadan kimse cezalandırılmayacaktır diyor. Tüm Osmanlı vatandaşlarının can, mal, ırz, güvenliği devlet garantisi altındadır diyor. Ki ben yıllardır anlatırım ama bu kısım benim aklıma çok yatmaz, net söylüyorum. Niye? Çünkü Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan beri zaten tüm Osmanlı vatandaşlarının can, mal, ırz, güvenliği devlet garantisi altındadır. Burada da bir kez daha ne yapıyor? Vurgulama gereği duyuyor. Arkadaşlar bakın, önemli bir madde yine. Vergi gelir esaslı alınacaktır diyor. Vergi gelir esaslı alınacaktır. Demek ki vergiyle ilgili şeri de var. İşkence ve angarya kaldırılacaktır. İşkenceyi biliyorsunuz, işte suçlu suçsuz insanlara yapılan acı çektirilen unsur. Angarya genelde sorularda öğrenciler diyor ki hocam angarya ne? Angarya da bedeli ödenmeksizin zorla yaptırılan iş. Karşılığı ödenmeksizin, bedeli ödenmeksizin yaptırılan iş. Günümüzde de çok kullanıyoruz bakın. Of ne gereksiz iş ya, angarya diyoruz. İşte buradan geliyor aslında deyim. Arkadaşlar yine önemli bir madde. Bakın sorularda en çok çıkanları size özellikle işaretliyorum. Askerlik vatan borcu kabul edilmiştir. Diğer de işte artık gayrimüslimler de askere alınacaktır. Osmanlı Devleti burada çok önemli bir hak tanıdığını düşünüyor gayrimüslimlere. Osmanlı Tanzimat döneminde, bakın sadece fermanda demedim, döneminde iki şeyin gayrimüslimleri kendisine acayip bağlayacağını düşünüyor. Bir askerlik, iki memuriyet. Memur. Evet. Diyor ki gayrimüslimler askerlik hakkı tanırsam ve memuriyet hakkı tanırsam bana acayip bağlanırlar. Osmanlı'nın elinde iki atımlık kurşun var onlara göre. Arkadaşlar birini Tanzimat'ta kullanıyor. Neyi? Askerliği. Diğeri memuriyet diye düşünüyor. Onu nerede kullanacak? Islahat'ta kullanacak. Islahat fermanı ile kullanacak. Osmanlı askerlikle ilgili çok önemli bir hak tanıdığını düşünüyordu. Buraya kadar biliyorsunuz gayrimüslimler askerlik yapmıyordu. Osmanlı Devleti askerlikle ilgili çok önemli bir hak tanıdığını düşünürken gayrimüslimlerin bu işe tepkisi hiç böyle olmuyor. Gayrimüslimler ne diyor? Bu yük de nereden çıktı diyor. Bakın Osmanlı hak diyor, adamlar yük diyor. Niye? Çünkü gayrimüslimlerde askerliğin onlar için bir özelliği, yeri yok. Şimdi Müslim için çok farklı yönleri var. Ekonomik kazanımı var, değil mi? Onların böyle bir beklentisi askerlikten yok. Şehitlik, şehadet gibi bir düşünce var Müslümanlarda. Onlarda böyle bir şey yok. Arkadaşlar toplumsal hayatta yerleri yok askerliğin gayrimüslimlerde. Niye? Askere gitmeyene kız vermiyoruz diye bir gayrimüslim aile yok. Bu yüzden Müslümanların çok önemsediği ve özel saydığı bu durum gayrimüslimlerde tam tersi tepki görmüştür. Adamlar diyor ki bizim diyor ticari hayatımızı kesintiye uğratıyor diyor. Sosyal hayatımızı diyor kesintiye uğratıyor. Bu yüzden diyor bu bir hak değil, bu bir yüktür diyor. Ki ilk fırsatta nerede? Islahat fermanında neye dönüştürecekler sevgili arkadaşlar? Zorunlu askerliği nakdi bedele çevirtecekler. Askerlikle ilgili olan kısmı da unutmayın. Rüşvet, adam kayırma yasaklanmıştır diyor. Ki zaten biliyorsunuz bu normalde de olması gereken bir şey. Müsaadele ve iltizam sistemleri kaldırılmıştır. İltizam neydi? Bir bölgenin vergisinin peşin olarak satılması. Daha çok müsaadele sorulur burada. Onu da söyleyeyim size. Müsaadele de kişinin özel mülkiyetine, padişahın ya da devletin el koyabilmesi demiştik. Hatırlıyor musunuz? Arkadaşlar bakın, müsaadele uygulamasını ilk kez 2. Mahmut kısıtlıyor demiştim. Kendi döneminde uygulatmıyor demiştim. Tanzimat fermanı ile müsaadele sistemi komple ortadan artık kaldırılıyor. Arkadaşlar ne diyor fermanda? Fermanda belirtilen hükümlerin tamamına padişah dahil herkes uyacaktır diyor. Osmanlı Devleti'nde demokratikleşme için önemli adımlar atılıyor. Tanzimat fermanının ilanıyla. Ama sonuç var mı? Sonuç maalesef yok. Niye? Bakın bir gayrimüslimler kendilerine verilen haklara rağmen hala memnun değiller. İki, arkadaşlar vatandaşların, Osmanlı vatandaşlarının, artık vatandaş diyoruz ya bakın, Osmanlı vatandaşlarının büyük bir çoğunluğu kendisine verilen hakkı kavrayabilecek eğitim seviyesine sahip değil. Hiç kimse şunu demiyor.
Padişah bana haksızlık yapmasın, kafamı da bozmasın. Gerekirse mahkemeye veririm. Kanun önünde eşitiz demiyor. Bu anlamda halk Tanzimat'ta kendisine verilen şeyleri çok da kavrama şansına sahip olmuyor. Bir. İkincisi, Osmanlı-Mısır sorununda destek arıyordu. Mısır sorunu da bizim lehimize çözülmüyor. Diğer de işte Osmanlı Devleti Tanzimat Fermanı'ndan istediği sonucu elde edememiştir sevgili arkadaşlarım. Şimdi gelelim Abdülmecit döneminin diğer önemli fermanına. Neymiş? Islahat Fermanı. Yine dönemin padişahı Abdülmecit. Arkadaşlar, fermanın hazırlanmasında ve ilanında Ali Paşa ve Fuat Paşa etkilidir. Bu çok geçmez bakın. Bahriye Nazırı Bahriye Nazırı olarak görev yapan Tanzimat Fermanı'nda etki eden isim Mustafa Reşit Paşa çok önde tutulur. O sorularda da hep vardır. Ama bu kısmı niyeyse çok dikkate almıyorlar. Ama bir gün çıkarsa herkes bir sonraki yayınlara hepsini yapıştırır, emin olun. Ali ve Fuat Paşa Islahat Fermanı'na önce olan isimler. Arkadaşlar, fermanın ilanında Osmanlıcılık ve Batıcılık etkili olmuştur. Unutmayın, Tanzimat'a göre farkı şu. Tanzimat hem Müslüm hem gayrimüslim halkı haklar tanıyordu. Islahat ağırlıklı olarak gayrimüslim halk için hazırlanmıştır. Ama en önemli farkını söyleyeyim size. Islahat Fermanı'nın en önemli farkı şu, unutmayın. Osmanlı Devleti'nde ilk kez bir ıslahat hareketi doğrudan doğruya dış baskıyla gerçekleşmiştir. Avrupalı devletlerin isteğiyle gerçekleşmiştir. Bu fermanın hazırlanmasında ve ilanında İngiltere ve Fransa gibi devletlerin baskısı etkili olmuştur. Bakın, Osmanlı Devleti 1853-56 Osmanlı-Rus Savaşı'nda, yani Kırım Savaşı'nda destek alabilmek için İngiltere ve Fransa'ya başvuruyor. Hatırlayın, orada İngiltere, Fransa, Piemonte bize destek veriyor demiştik. İngiltere ve Fransa diyor ki sana bu savaşta destek veririz ama karşılığında diyor gayrimüslimlere yeni haklar tanıyacaksın. İşte bakın, ilk kez Osmanlı'da bir ıslahat hareketi bu yüzden ne yapıyor? Dış baskıyla, Avrupalıların baskısıyla gerçekleşiyor. Neymiş o olay? Islahat Fermanı. Arkadaşlar, siyasi olaylarla bağlı götürüldüğünü söylemiştik. Hangi siyasi olaya bağlı ilan ediliyor dedim demin size. 1856'daki Paris Barış Konferansı'nda destek arayışı bu fermanın ilanında doğrudan etkili olmuştur. Bir. İkincisi, Osmanlı azınlıkların kullanılarak, gayrimüslimlerin kullanılarak iç işlerine müdahalesini artık önlemek istiyor. Avrupalılara diyor ki, kardeş bakın zaten verebileceğimden fazlasını verdim. Artık gayrimüslimlerin haklarını bahane edip iç işlerime müdahale etmeyin. Önleyebiliyor mu arkadaşlar ıslahat fermanı bu müdahaleyi? Hayır. Tam tersi. Müdahale daha da artıyor. Niye? Verilen hakların denetlenmesi bahanesiyle iç işlerimize bu defa müdahaleyi arttırıyorlar. Bakın, müdahale etmek istedikleri şundan belli. 1856'daki Paris Antlaşması'nın orijinal metninin sonuna ıslahat fermanının içeriğini koyduruyor adamlar. Herhangi bir sorun olursa resmi olarak da müdahale hakkımız olsun diye. Arkadaşlar, azınlıkların devlete olan bağlılığını arttırmak istiyor bu fermanla. Osmanlı Devleti'nin dağılmasını önlemek istiyor bu fermanla. Ama maalesef ki ıslahat fermanından da beklediği sonucu Osmanlı elde edememiştir. Sevgili arkadaşlarım, fermanın içeriği ne? Bakın, şuradan başlayalım. Hukuki hakları var, siyasi hakları var, dini hakları genişletiliyor, ekonomik hakları genişletiliyor. Pek çok alanda haklar genişliyor. Herkes kendi dinine ve inancına göre mahkemelerde yemin edebilecektir diyor. Gayrimüslimler de kendi dini inançlarına göre yemin edebilecektir diyor. Gayrimüslimler isterlerse kendi aralarındaki davaları patrikhane huzurunda çözebilecektir diyor. Hukuki hak tanıyoruz ciddi şekilde. Kimse din değiştirmeye zorlanmayacaktır diyor. Dini ve sosyal hak tanıyoruz. Azınlıklara il genel meclislerine üye olabilme hakkı verilmiştir. Yerel yönetimlere katılma hakkı veriyoruz. Müslümanlar zaten il genel meclislerine üye olabiliyordu. Gayrimüslimlere de nerede getiriyoruz bu hakkı? Islahat fermanında getiriyoruz. Sevgili arkadaşlar, lütfen dikkat. Bakın,
Azınlıklara yerel yönetimlerde burada hak tanıyoruz. Ama bu Osmanlı Devleti'nde halkın yönetime katıldığı anlamına gelmiyor. Osmanlı Devleti'nde biz halkın yönetime katıldığı ilk olay olarak neyi kabul ediyoruz? 1876 birinci meşrutiyeti kabul ediyoruz. Neden? Çünkü Mebusan Meclisi'nde seçme ve seçilmeyi halk ilk kez orada kullanabiliyor. Arkadaşlar azınlıklar Türk okullarında okuyabilecekler, kendi dillerinde eğitim veren okul açabilecekler, banka, şirket, hastane gibi kurumlar oluşturabileceklerdir diyor. Bakın ileride çok ciddi sorun yaşatacağımız bir olay bu. Neden çok ciddi sorun yaşayacağız? Arkadaşlar burada bakıyoruz Tanzimat döneminin şöyle bir özelliği vardır. Osmanlı Devleti'nde Tanzimat Fermanı ikiliklerin arttığı dönemdir. Eğitim ikiliğinin, hukuk ikiliğinin, ekonomik ikiliğin arttığı dönemdir. Bakın yerli okul, yabancı okul. Yerli banka, azınlık bankası. Yerli şirket, azınlık şirketi. İşte hastaneler, Balıkburun Hastanesi gibi. İleride bunların hepsi sorun olacak. Hatta günümüze kadar bile sorun olacak. Şu anda mesela bunlara ait vakıfların mal varlıkları ile ilgili ciddi bir tartışma var. Bir dönem biliyorsunuz el koyulmuştu. Sonra geri iade edildi. Haklıydı, haksızdı. Hala bu tartışma sürüyor. Ve Cumhuriyet dönemine kadar gelecek pek çok ikiliğin temeli nerede asılıyor? Tanzimat döneminde. Özellikle de ıslahat fermanındaki bu maddeyle asılıyor. Biz hem İngilizlerin, Fransızların satın aldığı işletmelerle uğraşıyoruz Cumhuriyet'in ilk yıllarında. Hem de içerideki azınlık işletmeleriyle uğraşıyoruz. Arkadaşlar bunun dışında bakın yabancı uyruklu kişiler bedelini ödemek karşılığında Osmanlı sınırlarında mülk edinebilecektir. Lütfen şuna dikkat edin. Yabancı uyruklu başka bir şey, azınlık başka bir şey. İkisini genelde sorularda karıştırıyorsunuz. Azınlık bizim içimizde yaşayan Rum Ermeni. Bizim nüfusumuzda yaşayan Rum Ermeni. İstanbul'daki Rum azınlık. Gayrimüslim dediğimiz kısım. Ama Fransa'da yaşayan Fransız vatandaşı yabancı uyruklu. Bir Fransız vatandaşı gelip Osmanlı'da malın parasını ödemek şartıyla mülk edinebilir diyor. Bu da dışarıda ne yapıyor? Müdahaleyi arttırmaya başlıyor Osmanlı ile ilgili. Bunun dışında arkadaşlar ne demiştim size? Osmanlı iki şeyle gayrimüslimlerin kendisine çok bağlanacağını düşünüyordu. Bir askerlik, iki memuriyet demiştim. Bakın Tanzimat'ta gelen askerlik burada artık neye dönüştürülüyor gayrimüslimler için? Nakdi bedele dönüştürülüyor. Nakdi bedel. Diyor ki Osmanlı Devleti'nde gayrimüslimler zorunlu askerlik yapacaktır diyor Tanzimat'ta. Burada da diyor ki gayrimüslimler için zorunlu askerlik nakdi bedele dönüştürülmüştür diyor. Adamlar yük olarak gördüğü için ilk fırsatta ne yaptı işte? Askerlikle ilgili çalışmayı değiştirdi. Bunun dışında ne demiştim size? Devlet memurluğu. Islahat Fermanı'nda 1856'da ne geçiyor? Gayrimüslimler de diyor devlet memuru olabileceklerdir. Ay hep beraber. Gayrimüslimler de devlet memuru olabileceklerdir diyor. Memur memur. Hem de ne diyor? OPSS olmadan diyor. Osmanlı personel seçme sınavı yok. Mülakat artı 5 eksi 5 yok diyor. Bekleme süresi yok diyor. Bugün akşam diyor başvur, yarın sabah memursun. 10 numara iş değil mi? Hani şöyle çok dolanıyor ya. KPSS kaldırılsın, herkes en yakındaki devlet kurumuna ya da okula gidip öğretmen ya da devlet memuru olarak işe başlasın diye. Arkadaşlar bakıyoruz, herhangi bir sınırlama yok. Peki Osmanlı askerlikten umduğunu bulamadı. Memuriyetten umduğunu bulabiliyor mu? Gayrimüslimler memuriyetle Osmanlı'ya bağlanıyorlar mı? Hayır. Niye? Memuriyetle de ilgilenmiyorlar. Arkadaşlar bu adamlar yüzyıllardır gelen gelenek, zaten ticaretten gelme gelenekle yetişmiş ailelerin çocukları. Bir, ekonomik durumları genellikle çok iyi. İki, baktığımızda herhangi bir şekilde memuriyetle uğraşma gereği duymuyorlar. Hala öyledir.
Evet, şu anda biraz daha az ama hala genelde o grup pek memuriyetle uğraşmaz. Arkadaşlar demek ki memuriyet hakkında nerede geliyor? Saat fermanıyla geliyor. Bir de ne var? Gayrimüslimleri aşağılayıcı ünvanların kullanımı yasaklanmıştır. Ne demek bu? Osmanlı bunu şöyle açıklıyor. Diyor ki bundan gayri cavura cavur denmeyecektir diyor. Halk da çok iyi tepki veriyor. Cavura ne diyecek diyor. Ne diyecek? Karşılığı yok mu? Arkadaşlar cavur, kafir, zımmi, zındık, münafık, kefere gibi ünvanların eskiler çok kullanır. Cavur, kafir, zımmi, zındık, münafık, kefere gibi ünvanların artık kullanımı Osmanlı'da yasaklanmıştır. Azınlıkları, gayrimüslimleri aşağılayıcı ifadeler kullanılamaz diyor. Evet, Osmanlı Sıhhat Fermanı'ndan da beklediğini bulamıyor arkadaşlar. Niye? Çünkü Osmanlı Devleti'nin iç işlerine olan müdahaleyi azaltamıyor. Tam tersi Avrupalılar verilen hakların denetlenmesi bahanesiyle iç işlerine müdahaleyi daha da arttırıyorlar. Peki, Abdülmecit sadece iki tane ferman ilan edip Tanzimat ve Islahat fermanlarını ilan edip bıraktı mı? Tabii ki hayır. Abdülmecit döneminde bunun dışında yapılan önemli çalışmalar neler? Bakın, Meclisi Ali Tanzimat kurulmuştur. İdari, mali, hukuki işlerin ve ıslahatların düzenlendiği kurumdur. Düzenlendiği kurumdur. Arazi kanunnamesi çıkarılıyor. Arkadaşlar buradaki amaç da şu. Altı durumdaki arazilerin ekonomiye katılımı, katkısı arttırılmaya çalışılıyor. Bizde de vardı 2B, 2C arazileri, vasfını yitirmiş olsun, orman arazileri falan diye son zamanlarda yapılan bir çalışma ona benziyor. Arkadaşlar Abdülmecit daha önce maliyede anlatmıştım size. Kendi adına bir para bastırıyor. Kağıt para. Osmanlı Devleti'nin ilk kağıt parası olan kaime ya da diğer adıyla kaimeyi mukaddes basılıyor. Eskiler çok kullanır. Ne diyorlar onlar? Yavrum bu kaç kaime? Onların kaime dediği şey aslında ne? Kaime. Osmanlı'nın ilk kağıt parası. Yine kendi adıyla bir madeni para bastırıyor. Bakın Mecidiye. Abdülmecit'ten aklınıza gelsin. Mecidiye isimli bir para bastırıyor. Yine kültür uygarlıkta anlatmıştım size. İlk Osmanlı bankası açılmıştır. Yerli sermayeli banka olarak kabul ediyoruz bunu. Bankı der Saadet. Saadet'in merkezi. Hangi banka saadet huzur veriyorsa insana. Bankı der Saadet adıyla ilk Osmanlı bankası açılıyor. Şu yorum bankacılık sistemi ile ilgili soruda kullanılabilir. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin artık sarraflık sisteminden bankacılık sistemine geçiş yaşanıyor. Sarraflıktan kastımız şu. Galata bankerleri. Hani şu esnaf senetleri vardı ya, iş borçlanma belgeleri. Bunlarla zenginleşen Galata bankerleri sınıfı var. Bildiğiniz adamlar devlete borç para verir hale geliyorlar. İşte Galata bankerleri bir süre sonra esnaf senetlerinden kazandıkları parayla Osmanlı'nın ilk bankasını açıyorlar. Arkadaşlar yabancı sermayeli ilk Osmanlı Bankası da burada. Banka Osmani. Abdülaziz döneminde neye dönüştürülecek bu bankanın adı? Bankı Şahane-i Osmani. Yani Osmanlı Bankası. Yabancı sermayeli ilk banka da burada kuruluyor. Öğrenciler genellikle Osmanlı Bankası ismini görünce hep olumlu yaklaşıyorlar. Diyorlar ki hocam işte bizim ya, bizim değil. İngiliz sermayeli. Arkadaşlar, tercüman ahval burada çıkarılıyor. Bakın, Osmanlı Devleti'nin ilk gazetesi Takvim-i Vakai'ydi. İkinci Mahmut çıkarmıştı. Tercüman ahvalin ise özelliği şudur. Osmanlı Devleti'nin ilk özel gazetesidir. Resmi Takvim-i Vakai II. Mahmut, ilk özel gazete Tercüman-ı Ahval Abdülmecit dönemi. Tercüman-ı Ahval'e öncülük eden isimler
Şinasi ve Agah Efendi'dir arkadaşlar. Şinasi ve Agah Efendi öncülüğünde tercümanı ahval çıkarılmıştır. İç güvenlik kuvveti olarak bugünkü jandarma teşkilatının temeli oluşturuluyor. Arkadaşlar, Darülfünun'un temeli oluşturuluyor. Darülfünun nedir? Darülfünun Osmanlı Devleti'nde ilk modern üniversite kabul ediliyor. Şimdi Darülfünun daha önceki bir medresenin de aslında dönüştürülmüş hali. Darülfünun hangi medreseden dönüştürülüyor? Sahn-ı Seman Medresesi'nden dönüştürülüyor. Sahn-ı Seman Medresesi kimin döneminde oluşturuluyordu? Fatih döneminde. Bakın Fatih İstanbul'u aldıktan sonra saraydan bile önce ne yapıyor? Bir medrese açıyor. Sahn-ı Seman. Hatta burayı açtığında bir süre sonra diyor ki İstanbul'u dünyanın bilim ve kültür merkezi yapacağım. Ali Kuşçu'yu getiriyor, onu getiriyor, bunu getiriyor. Çevredeki çok önemli bilim adamlarını da alıyor. Daha sonra kendisi de bilim çalışmalarının içinde bulunmak istediği için Sahn-ı Seman Medresesi'nde bir oda istiyor. Diyor ki bana da bir oda verin. Ve Darülfünun'un bilim heyeti karşı çıkıyor. Diyor ki buradan oda alabilmek için müderris, bilim alimi ünvanı almanız lazım. Bilim ünvanı, bilim alimi ünvanınızın olması lazım diyor. Fatih sinirlenmiyor. Diyor ki bunu yapmam için ne lazım? Bunu yapman için, yapmanız için diyor, bir çalışma yapmanız lazım. Bir sınava tabi tutulmanız lazım. Fatih razı oluyor ve Fatih Sultan Mehmet sınavı geçiyor. Torpil kayırma yok hem de. Sınavı geçiyor. Daha sonra bilim alimi ünvanı alıyor ve kendisine Sahn-ı Seman'daki en küçük odalardan birisini tahsis ediyorlar. Arkadaşlar, Sahn-ı Seman burada neye dönüştürülüyor işte artık? Darülfünun'a. Darülfünun istibdat döneminde neye dönüştürülecek? İstanbul Darülfünun'a. İstanbul Darülfünun'da 1933'te Cumhuriyet tarihinde günümüzdeki İstanbul Üniversitesi'ne temel olacak. Bu yüzden işte İstanbul Üniversitesi'nin kuruluşunu biz ne kabul ediyoruz? 1453 kabul ediyoruz. Sahn-ı Seman'dan geldiği için. Arkadaşlar, Darülfünun'un temeli atılmıştır diyor. Dikkat edin. Özellikle kullandığım bu vurguyu. Darülfünun çünkü burada oluşturuluyor ama eğitime nerede başlayacak? Bir sonraki padişah döneminde. Yani Abdülaziz döneminde başlayacak arkadaşlar. Ama ilk temeli Abdülmecit'le oluşturuluyor. Peki, Darülfünun'u oluşturdunuz. Osmanlı'daki ilk üniversiteyi kurdunuz. Burada okutulacak derslerin içeriği. Burada okutulacak kitaplar, yayınlar. Oluşturmak zorundasınız değil mi? İşte bu çalışma için de neyi oluşturuyorlar? Encümen-i Daniş kurulmuştur. Yüksek öğretimde okutulacak, Darülfünun'da okutulacak derslerin içeriklerini ve kitapların hazırlanması ile ilgili kurul Daniş, Encümen-i Daniş. Bugünkü YÖK'e biraz benziyor. Mantığı en azından benziyor. Arkadaşlar, Darül Muallim açılıyor. Bu ismi daha çok kullanılıyor. Darül Muallim. Bakın muallim erkek öğretmen. Değil mi? Muallim. Arkadaşlar, Darül Muallim erkek öğretmen okulu. Erkek öğretmen okulu bu dönemde açılıyor. Mektebi Mülkiye açılıyor. Mülkiye Mektebi. Amacı ne? Üst düzey devlet adamı, bürokrat yetiştirmek. Günümüzdeki hangi okulun temeli? Ankara Üniversitesi siyasal bilgilerin temeli. Hala dikkat edin, siyasal mezunları işte Ankara siyasal mezunuyum demez nereden mezunsun dediklerinde. Ülkeye mezunuyum der. Hatta güzel bir sloganları da var onların kendisi için. Ne diyorlar? Önce mülkiye, sonra Türkiye. Türkiye'yi yönetmek mülkiyeden geçer diyorlar. Gerçekten de çok köklü bir okul. Tabii ki başta İstanbul'da kuruluyor. Atatürk döneminde nereye taşınacak? Ankara'ya taşınacak. Üst düzey bürokrat yetiştirmek için açılıyor.
Arkadaşlar Dolmabahçe Sarayı burada inşa ediliyor. Bakın Abdülmecit Kırım Savaşı sırasında İngiltere'den aldığı ilk dış borçla ne yapıyor demiştik? Dolmabahçe Sarayı'nı hazırlatıyor. Şirket-i Ailiye. Osmanlı Devleti'nin ilk deniz işletmesi kurulmuştur. Osmanlı Devleti'ndeki ilk deniz işletmesi. Arkadaşlar İzmir Turgutlu. İzmir Aydın diye de geçiyor bu sorularda aynı şey. İzmir Turgutlu. Anadolu'daki ilk demir yolu hattı Abdülmecit döneminde oluşturuluyor. Anadolu'daki ilk demir yolu hattı burada kuruluyor. Arkadaşlar Osmanlı'nın ilk telgraf hattı kurulmuştur. Osmanlı Devleti'ndeki ilk telgraf hattı burada kuruluyor. İstanbul, Edirne, Varna, Kırım hattı. Hangi savaşta destek arayışı ya da hangi savaşta iletişim sağlamak için oluşturulmuştur derse 1853-56 Osmanlı-Rus Savaşı yani Kırım Savaşı'nda destek arayışı için oluşturulmuştur. Bakın İstanbul'dan Edirne'ye, Edirne'den Varna'ya, Varna'dan Kırım'a kadar bir telgraf hattı döşüyorlar. Bu sayede bu merkezde Kırım'da cephede bulunan ordu arasında bağ kurmayı amaçlıyorlar. Arkadaşlar Osmanlı'da tiyatronun temeli saydığımız Güllago. Baktığımızda modern tiyatro bu dönemde burada artık varlık göstermeye başlıyor. Abdülmecit döneminin çok önemli çalışmaları var farkındaysanız. Bakın nelere özellikle dikkat edin. Ekonomi alanında yapılanlara dikkat edin. Bunun dışında sosyal hayatta tercüman ahval ve eğitimde özellikle Darülfünun, Darülmuallim, Mektebi Mülkiye gibi baktığımızda eğitim kurumlarına dikkat edin. Bunun dışında oluşturulan ilk demir yolu hattı, ilk telgraf, ilk deniz işletmeleri de yine sorularda sizin karşınıza sık sık çıkacak unsurlar arasında yer alacak sevgili arkadaşlar. Abdülmecit ile ilgili bilmenizi istediklerim bunlar. Fermanlarla başladık. Abdülmecit döneminin diğer ıslahatlarıyla devam ettik. Bu videoyu burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki videoda da Tanzimat döneminin diğer padişahı Abdülaziz ile kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili arkadaşlar. Görüşmek üzere.